bir yük gemisiyle çarpıştıktan sonra Filipinler'de Cebu Limanı'nın 2-3 kilometre açıklarında batan feribotun 35 yolcusu hayatını kaybetti, 85 kişi ise kayıp. Batık teknede kameralarda oluşabilecek hava ceplerinde kazadan 2 gün sonra sağ yolcu kalmasının mümkün olduğu, bu nedenle de kurtarma çalışmalarının elverişsiz iklim koşullarına rağmen devam ettiği bildirildi. Hayatta olmaları için dua ediyorum. Doğrusu elimden bir şey gelmez. Ne yapabileceğimi de bilemiyorum. Boğulmuş olsalar bile en azından cesetlerinin bulunmasını temenni ediyorum. Gemide toplam 830 kişi ve çok sayıda araç bulunuyordu. Çarpışma sonrası St. Thomas Aquinas feribotu birkaç dakika içinde battı. İki geminin de kısa bir süre önce kontrolden geçtiği belirtildi. 600 yardalık dar bir geçitte iki geminin burun buruna gelmesi söz konusu oldu. Buna benzer durumlarla ilgili önceden belirlenmiş kesin kurallar var. İhlalin kimden geldiği soruşturma sonunda ortaya çıkacak. Feribotun kısa sürede batmasına karşılık yük gemisi burun tarafından aldığı ağır yaraya rağmen su yüzünde kalabildi.